Avrupa'da 12 ay çalışıyorsun, bir ay burada gelip yiyorsun. Ben 12 ay çalışıyorum da bir ay yurt dışına gidebiliyor muyum? Z kuşağı bakın bu ülkeyi bitirecek, haberiniz olsun. Tayyip falan kalmayacak bu ülkede. Kapılar açsa ilk sizler kaçacaksınız, ben size söyleyeyim. Olası bir erken seçim durumunda kim oy kullanmayı düşünüyorsunuz efendim? Tabii ki Tayyip Erdoğan'a ya. Neden efendim? Yani yapılanlar ortada ya. Bilecik'ten geliyorum ben. Arabamla çok rahat bir şekilde İstanbul'a kadar ulaşabiliyorum. Ama daha önce arabamla ulaşamazdım yani. Çok zor ulaşırdım. 5-6 saatte gelirdim. Şimdi 2 saatte buraya ulaşabiliyorum. Bilecik denilen yer az bir yer değil yani. O yolun parasını verdiniz. Şimdi rahat rahat gelebiliyorsunuz. Yani sizin verdiğiniz parayla yapıldı. Tabii benim verdiğim parayla yapılacak. Ben de o imkanlardan... Sıradan bir şey yapılmadı yani şu anda. Tamam. Benim paramla geldim ama ben rahat bir şekilde geldim. Başkası gelseydi şu anda hükümetin başına, ya o verdiğiniz parayla şimdi, verseniz bile yapılmaz mıydı? Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. 17 yıldır şu an AK Parti hükümeti var. Evet. Peki bu 17 yıldır bu yollar neden yapılmadı? Bu köprüler neden yapılmadı? Bu Marmaraylar neden yapılmadı? O zamanki teknoloji yoktu abi. Neden teknoloji yoktu? Avrupa'da bu teknoloji varken neden o zaman Türkiye'de bu teknoloji kullanmıyordu? Avrupa'da köprüler yok muydu yani bu 17 yıl önce? Şu anda abi, şu an NASA var mesela Amerika'da. Tamam. Uzaya adam fırlatabiliyorlar. Biz niye şu an fırlatamıyoruz? 20 yıldır neden bunu yapamadılar mesela? Ya 20 yıldır yapılmayanlar yapıldı şimdi. Şu an o teknoloji yok değil mi Türkiye'de? Şimdi Ay'a gideceğiz dedi bu adam. Tamam. Demek ki Ay teknolojisi şu an hazırlanıyor. 20 yıldır neden olmadı abi? 20 yıl önce neden olmadı? Bunu sorun kendinize bir de. 20 yıl önce Amerika'da gidemiyordu çünkü. Yani 20 yıl önce Amerika gidemiyordu. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın gitmesini bekliyorsunuz. 20 yıldır yapılmayanlar, evet. 20 yıldır yapılıyor. Şu an adam da Ay'a neden gitmediniz? Uzay teknolojisi Amerika'da var, neden yok diyorsunuz. Şimdi adam diyor ki uzay teknolojisi... 8 milyon dolar para ayrıldı uzay projesine. Tamam. Biliyor muydun abi? Ya ne kadar ayrıldı benim için çok önemli değil. Ama uzay teknolojisi yapacağım dedi adam. Yapacak yani. 8 milyon dolar para ayrıldı. Tamam. Bütçe ayrıldı. Tamam, doğrudur. 8 milyon dolara sadece astronot kıyafetinin ayakkabısını alabiliyorsun. Ya şu 90 an 90 milyon lira çünkü astronot kıyafeti. Adamın hedefi uzay. Buna bir bütçe ayrılmış. Evet. Ben bu bütçeyi hedef başlangıcında normal bir rakam görüyorum ama hedef başladığı zaman bu rakam tabii ki yukarılara çıkacak yani. Ne yapılabilir şu an bu başlangıç olarak, ne bu 8 milyon dolara ne yapılacak sizce? Ya dediğiniz şey belki ayakkabı mı alınacak? Evet, bu bir hedefte. Ayakkabısını alır adamın astronot. Onunla başlar yani adam. Ya ne olacak ya? Önemli olan giriş yap. Önemli olan başlangıç yani. Yani şimdi adam diyor ki Bismillah dedin mi gerisi gelir. Şimdi adam çıkmış, Çamlıca Camii'nden geliyorum ben. Adam zamanında dedi ki Çamlıca Camii'ni oraya kadar yapıyorsunuz. Oraya bir insanlar nasıl ulaşacak? Oraya insanlar gitmez denildi. Evet. Ama şimdi Çamlıca Camii'ne geldim ben. Çamlıca Camii'ne zor girdim ya. O kadar insan var yani orada. Anlatabiliyor muyum? Ayasofya Camii'ne neden cami? Müzeden camiye çevrildi deniliyor. Ama şimdi gidiyorum Ayasofya Camii'ne, müzeyken girerdim. Şimdi cami olduktan sonra giremiyorum. Demek ki talep varmış yani buraya. Cami olmasına bir talep varmış insanların. Bu talebi de Tayyip Erdoğan yaptı yani. Bunlar gayet Türkiye'de normal hareketler ya. Cami dolu, Ayasofya Camii ya, dolu. Doludur. Öyle bir zaman gelecek ki her yerde cami olacak ama içinde ümmet olmayacak. Peki siz en son ne zaman gittiniz camiye? Ben mi? Daha yeni geldim. Ne güzel. İşte. Yani. Demek ki siz gördünüz mü Ayasofya'nın ne kadar kalabalık olduğunu? Ya Ayasofya, yani siz var ya çok basit düşünüyorsunuz. Yok cami açıldı, yok şey. Siz şu halinize bir bakın. Aslında acınacak haldesiniz. Türkiye batmış. Şuna bakın ya. Ne kadar para verdim? 100 euro veriyorum. Elimde desteyle para. Anladın mı? Paranızın değeri bile yok yani. Olsun. Şu anda Türkiye'nin parasının parasının değeri olsa insanlar işte, bakın. Siz var ya hep böyle bakın. olsun paranın değeri olsa insanlar bu kadar sokakta olmaz. Ya paranın tabii ki. Boş gezen de var. Üniversite öğrencileri boşta. Kaç senedir benim yeğenim atanmak için bekliyor. Değil mi? Buyurun. Nasıl yani düşmüş değil? Bakın insanlara. Ya siz var ya, bir şey söyleyeyim mi? Yani şöyle. Niye konuşmayayım? Niye konuşmayayım? Avrupa'da 12 ay çalışıyorsun. Bir ay burada gelip yiyorsun. Yapmayayım mı? Yapmayayım mı? Benim hakkım değil. Abi sen 12 ay çalışıyorsun da bir ay yurt dışına gidebiliyor musun?
Yurt dışına nasıl gidebiliyor musun? Memlekete gidebiliyor musun? Yurt dışına gidersin. İstersen gidersin. Niye alay eder gibi konuşuyorsun? İstersen gidersin. Abi vizanı alırsan gidersin. Niye gidemiyorsun? Niye alamıyorsun? Niye alamıyorsun? Abi gidebiliyor mu diye soruyorum. Abi ben. Niye gidemiyorsun? Dünyanın gideni var. Herkes gidiyor. Biz sen mi gidemiyorsun? Türkiye'den insan gitmiyor mu? Allah yurt dışına. Allah. Mantıksız Allah. Sorular soruyorsun. Türkiye'den insan, Türk insanı Rusya gitmiyor mu? Ya da geldim. Kapıları açsa var ya, kapıları açsa ilk sizler kaçacaksınız. Ben size söyleyeyim. Almanya'da var ya, Almanya'da gündüz çalışıyorsunuz. Akşam yine çalışıyorsunuz. Evet. Karılı kocalı çalışıyorsunuz. Evet. Ondan sonra geliyorsunuz burada millete şey kesiliyorsunuz ya. Evet. Bırak Allah'ım. Doğru. Ya niye çalışıp ya da burada ay harcamayayım? Ben Almanya'yı da biliyorum. Ben gittim Almanya'ya. Kafanı yorma. Ya. 100 euro'yla aldığın desteyle buralarda bir ay takılıyorsun. Buranın paranın değeri olmadığı tamam için işte. Memnun değil misin? Ya ben niye ülkemi düşünüyorum? Benim ülkem değil mi burası? Ben ülkemi düşünüyorum. Almanya'da niye durmuyorsun? Türkiye'ye geliyorsun. Ya, Almanya'da merak duruyorum zaten. Niye merak ediyorum? Gezmeye geliyorum, tatile geliyorum. Vatanım benim vatanım burası. İşte. Yani. Geliyorsun benim vatanım. Ben o Almanya'dan gelebiliyor fakat biz Türkiye'ye gidemiyoruz bakın. 17-18 yaşında gençler Türkiye'de yaşamak istemiyor. Herkes kaçıyor, yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Türkiye'de paramızın değeri yok yani. Ülke batıyor ama kimsenin umurunda ne değil. Ne alaka şükürsüz ya. Zevkçiye bakın bu ülkeyi bitirecek haberiniz olsun. Aynen. Taifa kalmayacak bu ülkede. Açık ve net yani. Bence bu şeyleri gençlere sormak. Dolar olmuş 9 lira millet burada yani ne yaptığı belli değil. Hala Tayyip'i savunanlar var. Selim Paşa Silivri'de Ortaköy'de Akustifon firmasının müdürüyüm. Yaklaşık 2 senedir eleman mı arıyorum ama bulamıyorum. Bravo. Tamam mı? Bravo. Bu da işin gerçeği. Bak, doğru. İş mi beğenmiyorlar? Tamam. İş beğenmiyorlar. İstiyorlar ki ben geleyim hazırda oturayım 5000 lira maaş öyle bir dünya yok. Yani boşuna burada milletin zamanını alır. Z kuşağı mı? Çalışmaya niyetli bir kuşak değil zaten. Para ihtiyacı olan adam arkadaşın arkasından gider işe talip olur tamam mı? Bizim paramızın sabah 8 akşam 6. Çalışma saatimiz 9 saat, onun saati 1 saat, molası var 8 saat çalışıyor. Bak şimdi diyor ki 12 saat diyor. Evet 12 saat çalışanlar da var ama fazla mesaisini alıyorlar arkadaşlar. Bakın ben Silivri'de Akustifon firmasında müdürüm. 14 saat çalıştırdım, 2 tane üniversite mezunuyum, 7 tane lisan konuşuyorum. Doğru söylüyorlar, doğru söylüyorlar. Bundan öncesi de şunu da söyleyeyim. Şimdi herkes mühendis bu ülkede, doğru mu? Şimdi... Herkes de öğretmen, doğru mu? Herkes şimdi, zaten ülkede öğretmen fazlalığı var mı? Var. Niye o zaman öğretmenlik okuyorsun? Git başka bölüm seç. Sen hangi bölümü okuyorsun? Bakın şimdi, işletme bölümüyüm. Hangi bölümü okusun? İşletme. İşletme mi okusunlar yani? Okusunlar diyor. Ben hangi bölümü okumalı? İnsan bir defa bakın, eğer olgun yetişmiş aileler varsa etrafına bakar, ona göre çocuğunu yönlendirir. Bugün... Bana gelen iş başvurularında size şöyle söyleyeyim en az 500 tanesi makine mühendisi. Kardeşim makine mühendisi niye okuyorsun? Zaten Türkiye'de makine mühendisliği aşırı derece fazla. Git başka bölüm oku. Ondan sonra çıkıyorlar buraya. Biz işsiziz. Öyle bir dünya yok kardeşim. O zaman demek ki eğitim politikasında bir sorun var. O zaman ne? Bu eğitim politikası peki bundan öncesi de aynısı değil miydi? Yani her köşe başına sen üniversite açmak bir yaparsın. Şey mi? Bak şunu yaparsın. Şunu yaparsın. Öğretmenlik mi? Yok kardeşim. Bütün üniversiteler kotayı düşürürsün. O adam öğretmenliği seçemez. Makine mühendisliği. Kapat kardeşim kontenjanları. Düşür. Başka bölüme yönlendir. Değil mi? Bu kadar açılan üniversite ne olacak peki abi? Açtırmayın kardeşim. Açılmasın. Açılıyor işte abi. Açılmasın. Demek ki bir yanlış bir saniye, politika hayır. işleniyor. Yani. Şimdi parası olan ne yapıyor? Sakıp Sabancı'ya gönderiyor. Doğru mu? Niye devlet üniversitelerini okutmuyorlar? Niye okutmuyorlar? Her gelen önüne yok bilmem ne üniversitesi, bilmem ne üniversitesi. Doğru mu? Siz sadece şu anda burada var ya prim yapıyorsunuz. Başka bir şey. Soru soruyoruz. Hayır. Gerçekleri sormuyorsunuz kardeşim. Sen gerçek... Yandaşları buluyorsunuz. Onlarla birlikte burada haber yapıyorsunuz. Biz size şimdi yayına mı? Söylüyoruz. Bakın şimdi. Bir dakika dur. Bir saniye. Yayınlayın. Benim hakkımda bir ithamda bulunuyorsun. Ben de kendimi savunuyorum. Sen şu an seni yayınlamayacağımızı şimdi mı düşünüyorsun? Şimdi gençler çıkıyor. TikTok meraklısı TikTok var ya. Geçiyorlar. Yani yaşıtlarından büyük insanlarla yok cep telefonu. Kardeşim sen ne verdin ki ne istiyorsun daha ya? Ne verdin? Diyor ki ben ülkemden memnun değilim. Kardeşim memnun değilse gidebilirsin. Tamam mı? Dürüst bir yönetim istiyoruz. Doğru söylüyoruz. Ahlaklı yönetim istiyoruz. Ama bakın. Git şimdi seni 16 saat çalıştıracağım. Biliyorum. Ne? Beyefendi.
Ben iki tane üniversite mezunuyum. Benimle İngilizce, Almanca, Flamenca konuşabilirsin rahatça. Tamam. Kusura bakma, ben çalıştığım iş yerinde karakolluk oldum. Niye? Çünkü 16 saat çalıştırıyor beni. Bir de diyor ki Gökhan Bey, rica etsem yarın biraz da erken gelebilir misin? Hangi firma? Ya firması önemli hangi değil. Hangi firma? Madem açık konuşuyor mekan, söyle. Mekan işletme, restoran. Hayır. İnformasyon tamam, veriyorum karşına. Kardeşim devlet ne demiş? Size bir hat vermiş değil mi? Gidin şikayet edin. Ne, bu özgürlük de var. Ne demek kimi kime şikayet ediyorsunuz ya? Bakın. Ben eğitime uğrar aldım. Benim daha önce 18 senelik çalışma hayatım var. Çalışma hepsi de üretimde geçti. Ben çok bir sürü insanlar geçti. Bir tanesini işe aldım. Anlatıyorum bakın. Bir tanesini işe aldım fabrikaya. Adam bana başvurmuş. Ben de işe aldım. Öğlen yemeğe iniyorum ve merdivende karşılaştırdık. Bana ne dedi biliyor musun? Abi dedi, ben dedi bütün gün dedi ayakta mı çalışacağım? Sen fabrikada nerede çalışacaksın kardeşim? Sana masa mı vereceğiz? Sandalye mi vereceğiz? Önce gençlik kendine bir baksın. Tamam mı? Önce kendini güzel yetişsin. Şimdi ne yapıyor? TikTok'ta kolay para kazanma yollarında hepsi. Anladınız mı? Madem öyle, bu zamana kadar seçilen hükümetlerde kardeşim çıksaydılar herkes, yönetebilecek olanları seçselerdi. Ama öyle olmadı. Niye? 1970'lerden sonrasına gelelim. Nasıl, ben Galatasaraylıyım bu arada. Başkaları Fenerlidir değil mi? Sizler bakın bakın. 70'ten sonra bizden büyük olanlar. Ben 82'liyim. Takım tutar gibi parti tuttunuz. Bu kadar basit. Tutmayacaktınız. Size iş yapan, yol getiren, işte sağlığınıza bilmem neyse yardımcı olanları seçecektiniz. Bu gençlikte öyle ilerleyecekti. Doğru mu? Boş konuşuyorsun. Gitmeden önce bir şey sorabilir miyim abi? Bana şimdi, bir şey sorabilir. Yok yok, senin benim hakkımda bir ithamın vardı ya az önce. Tamam, devam yandaş diye. Abi. Tamam gel gel abi, bak bak demokratik bir şekilde tartışalım, konuşalım. Niye kaçıyorsun abi? Konuşalım abi, gel. Hem yandaş diyor, hem yandaş tutuyorsunuz yanınıza diyor, hem kaçıp gidiyor. Ben sadece şuna kızıyorum. Abi şimdi ithamlarda bulundu, dedi ki yandaş tutuyorsunuz, biz seni parayla mı tuttuk? Yok tabii ki değil, ben zaten... Sana da mikrofonu uzattık. Hayır hayır, ben... Eşit şekilde ona da mikrofonu uzattık. Yani işte herkes özgür düşüncesini söyleyemiyor işte. Yani bizde böyle bir şey var. Kimse kimseyi dinlemiyor. Kimse kimseyi dinlemiyor. Size dediğim gibi insanları açlık değil alışkanlıklar öldürecek. Yani bizde de bu partiydi, takımdı, işte hani bu alışveriş düşüşü de, bu alışkanlıklarımız bitmiyor yani bizim. Onun için bu şeyi görmüyoruz biz, anladın mı? Yani her şey gerçekten çok pahalandı. Ve ben bir de şeye kızıyorum. Bu Almanya'dan gelenler var ya, ben de Almanya'dan geldim. Diyorlar ki Türkiye çok güzel, her şeyi hani alabiliyoruz, şey yapıyor. Ya ben şuna bir sürü para verdim ya. Hani alabiliyoruz, şey yapıyorlar. Ama sen Alman vatandaşısın, gel kal burada o zaman. Kal deyince kalmıyorlar. Ben ona kızıyorum. İşte düşünmeleri lazım, tamam. Almanya'da çalışıyoruz. Biz de kolay çalışmıyoruz. Bizi hani herkes şey gözüyle bakıyor, kötü gözüyle bakıyor. Biliyor musunuz, ben sabahın erken saatinde kalkıyorum. Ve benim kendi iş yerim. Ben tuvalet de temizliyorum, merdiven de temizliyorum. Ya? Biz senin niyetini anladık abla. Yani ben dedim buraya 100 dolar şey özür dilerim 100 euro ile geliyorum. Bir tomar para alıyorum. Yani senin üzüldüğünü, bu durumun böyle olmaması gerektiğini söyledi. Zaten biz anladık onu. Niyetini ben anladık. Çünkü burası benim ülkem yani. Başka yani ben işsiz dolaşıyoruz. 3 senedir işsizim ben. 3 senedir çocuğumla birlikte yaşıyorum. Ne yardım alıyorum ne bir şey alıyorum. Her işi yapıyoruz elimizden geldiği kadar ama biz kendi ödemezlik var mı? Hayır yok. Yani iş beğenmiyormuşuz gençler. Zannetmiyorum. Öyle bir şey zannetmiyorum. Ben katılmıyorum. Tabii beğenemezler. Kolay değil ki. Beğenmek zorunda mı? Yani adam ya iki üniversite bitirmiş. 12 saat çalışmak zorunda mı? Ya değil tabii. Değil tabii. Neden kendi mesleğini yapmıyor? Neden? Çok teşekkür ederim. Şey, kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun.